Arkadaşlar merhaba. Bugün Yaman'la köyün şeyine çıktım. Böyle bizim köyde büyük de bir yeri var. Bakın şöyle size köyü göstereyim. Köy ayaklarımız altında. Bakın tam şurası da bizim köpeklerin olduğu yer arkadaşlar. Çiftliğimiz. Sarnağımın ucu. Burası koyunlarımız nağrı. Burası köpeklerimiz olduğu yer. Köy ayaklarımızın altında. Yaman'la beraber arkadaşlar çıktık köyün en tepesine. Köyükten şimdi yani buraya bir araba çıkamadı arkadaşlar. Buraya ancak insanlar yaya çıkar, traktörle çıkmayacak bir dik rampadayız. Bizim köyün de arkadaşlar ismi buradan geliyor. Karahük. Yani Hüyük ismi buradan geliyor. Yaman arkadaşlar gerçekten çok güzel, özel bir köpek. Maşallah. Gel, gel, gel Yaman, gel. Gel İsmail. Düşme ha, yavaş yavaş gel de. Arkadaşlar Yaman'la burada inmek gerçekten sıkıntılı bir durum. Sıkıntılı bir durum. İsmail inşallah düşmez. Olur, ne olursa olsun. Yavaş yap. Burası arkadaşlar gerçekten çok dik bir rampa. Yaman'da arkadaşlar yerine durmuyor. Orada tavuklar var. Hayvan. Yavaş yavaş hadi. Hadi oğlum. Yavaş. Akıllısın sen. Vallahi indik İsmail şurada kameraya sen elini al da. Yaman'la beni video. Evet arkadaşlar. Emin abi Yaman kaç aylık? Herhalde 19 aylık oldu İsmail. 19 aylık. Evet. 19 aylık ama çok büyük bir köpek. Yani videoda bilmiyorum. Köpekten anlayan arkadaşlar. Emin abi sen bence videolarda şöyle belirtmen lazım. İsmail 100 kilo, 1.90 boyu var. Aynen. Öyle belirtmen lazım. Arkadaşlar Yaman gerçekten büyük bir köpek. Arkadaşlar bu Yaman nedense böyle tavuklarda, kedilerde aşırı bir onlara karşı bir şey var. Böyle bir onlara karşı gıcıklığı var yani tavukların köpek. Tavuklar da cin tutuyor Yaman'ı.
yerine koyacağız. Beni çok felaket yordu. Bir daha ayakkabımı kayıyor. Yaman, stop paşa, stop. Emin abi dediğim gibi var lütfen. Çok felaket yordu beni. Of. Oradan gidelim İsmail. Burada boynuna dükmesin, şuradan geç. Arkadaşlar Yaman'ı aldık şimdi. Kafesine koyacağız. Haydi Yaman. İsmail abi bir şey dinadı olan arasında sonra yerini alalım. Yaman'ı. İsmail bu köpek var ya şöyle biraz daha kilosunu alsın. Tam böyle bir 80-85 kilolara gelsin. İsmail ihtiyar doğuşmasın İsmail dikkat. İsmail ihtiyar doğuşsa dövüşürler. Oğlum. Gel oğlum, hayır. Hayır dinozor. Hayır. Götü İsmail yanına koy götür. Durmuyor diyor o. Hayır oğlum gel senin suyun orada gel. Hayır paşam. Arkadaşlar bir de Yaman'ı kulübesine bırakıyoruz. Ve aynı zamanda onu böyle zincirle tutmak zorundayız. Yani neden böyle bir şey yaptığımızı sorarsanız, çünkü arkadaşlar Yaman bu gördüğümüz kulübeden atlıyor. Bu telden atlıyor. Atlayınca da köyün içine daldı, bir defa daldı. Köyün resmen tavuk ve kedi nüfusunu tüketecekti arkadaşlar. O derece yani böyle hiperaktif, çılgın atlayan bir köpek. O yüzden arkadaşlar bunu buraya koyup ve zincirle tutuyoruz. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
Şampiyon Kangal çiftliğinden herkese Allah'a ısmarladık.